Şimdi sizi dünya kadınlarını buluşturan Didim Barış Şenliği'ne götüreceğiz. Festivale katılan kadınlar dostluk ve barış mesajları verdi. Ege'nin iki yakası küstü birbirine Didim'de barış şenlikleri yapılmaya başlandığında Yunanistan ve Türkiye'nin yakınlaşması için gündeme gelen şenlik artık 10 yaşında. Teması kadın ve barış olan şenlik için Yunanistan, Ermenistan, Filipin, İsrail, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden kadınlar Didim'de buluştu. Birbirlerinin dillerini anlamasalar da Türk konukseverliği ve herkesin ortak hedefi olan barış elleri birleştirdi. Getirdiği için mükemmel bir yerdir. Barışı ve insanların savaşsız dünyada bir arada yaşaması fikrini yaydığı için de gerçekten çok güzel. Savaşlar henüz tarih olmadı, hala sürüyor. O yüzden de savaşları artık tarihe gömmemiz lazım. Duygularımı anlatabilmem şu an için mümkün değil. Son derece heyecanlıyım. Filistin'den geldim bu barış etkinliğine katılmak için. Ve bu benim için gerçekten çok önemli. Türk dostlarla bir arada olmaktan çok mutluyum. Barış hep birazdan söylendi. Halay çekildi. Pankartlarla 7'den 70'e onlarca insan Aytepe'ye yürüdü. Kimi Yunanlı, kimi İsrailli, kimi Ermeni. Onlar Türklerle el ele barış için hep birlikte yürüyorlar. Yani biz buradan meşale yakmak istedik. Ve ümit ediyorum bu bütün savaşanlara, savaş yapanlara şey olur, nasihat olur. Dev barış meşalesini ise gençler yaktı. Didim'den iki gün boyunca yükselen barış çağrılarına sanatçılar da destek verdi. Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun konserlerine Didimliler yoğun ilgi gösterdi. Şimdiki durağımızsa Rumlara ayin için kapılarını açan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Güney Kıbrıs'tan kuzeye geçen yaklaşık 700 Rum güzel